2000 yılının yaz transfer döneminde Beşiktaş uzun ve güçlü bir forvet arıyordu. Dönemin yöneticisi İbrahim Altınsay 3 futbolcu için araştırmalarını tamamladı. Kulüpleri ve oyuncularla görüşüp olumlu geri dönüş aldıktan sonra teknik direktör Nevio Scala'ya seçenekleri sundu. Pascal Numa, Zlatan İbrahimovic ve Pierre van Oydonk. Skala, Malmö forması giyen 19 yaşındaki Zlatan'ın üstünü hemen çizdi. Deneyimli isimler Numa ve Hoydonk arasından da daha genç olan Numa'yı tercih etti. Böylece Beşiktaş efsaneleri arasında adını yazdıracak Numa, Dolmabahçe'nin yolunu tuttu. İlk sezonunda derbi maçta Tafarel'i sakatladı. Leeds maçında Milsa attığı yumruk sebebiyle 5 maç ceza aldı. Hatta antrenmanda tesis duvarına işeyerek her gün yeni bir vukuat çıkardı. Ama attığı 18 golle de taraftarın sevgilisi oldu. Sezon sonunda Marsilya'ya gitti. Ertesi sezon Beşiktaş'ın 100. yıl kadrosuna dahil oldu. 20 Nisan 2003'te oynanan Fenerbahçe derbisinde attığı golü elini şortuna sokarak kutlaması Türkiye kariyerinin sonunu getirdi. Futbolu bıraktıktan sonra da Türkiye'den kopamayan Numa popüler kültürde önemli bir yer edindi.